Çağlar sormuş. Yunus Emre'nin şiirinde yer alan "ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm" sözüyle Kabadaki "Allah ile form eşine gelmek" terimi aynı anlama mı geliyor? Yo. Yo. Şimdi burada o şiir göründüğünden daha derin bir şiir. Ete kemiğe büründüm demek beden olarak değil. Hepimiz realitede bir işleyen bir gücüz aslında. O yüzden ete kemiğe büründüm demek alma arzumun içinde büründüm. Kendim için alma arzusunun içinde yaşamaya ete kemiğe bürünmek denilir. Kendim için alma arzusu. Eğer kendim için alma arzusunda niteliğindeysem ete kemiğe büründüm. Bu dünyada göründüm dediği şey alma arzusu niteliği içerisinde göründüm. Oh, yani yaradan ve ben ayrı yerlerdeyiz demek. O şekilde. Bedenlerle ilişkilendirecek gerçekten bir şey yok. Yazdıkları her şeyde de, bu büyük adamların yazdıkları gerçekten her şeyde, görmemiz gereken şey kendi doğamız, kendi doğamızın içindeki halimiz ve bu halden yaradanın doğasına nasıl dönebileceğimiz. O yüzden bu dünyada göründüm demek form zıtlığım var demek. Form eşitliğim değil. Yerdana zıt bir koşuldayım. Ancak form eşitliğine gelmeye başladığımız zaman ortak bir noktamız olursa yerdanla, diyelim şu kadar yerdanla ortak noktamız var. O zaman ne olacak? Hı? Nesi var dervişin? Nesi var dervişin? Ne giyer? Hırka giyer. Sadece hırkası var. Tamam. Kendisini niteliğiyle, ihsame niteliğiyle kıyafetlendirmesi. Alma arzusunun üzerinde perdesi var yani. Minimal seviyede de olsa.